Bizim köyümüzden, her aileden, sülaleden bir kişi nöbetleşi olarak gidiyor, bir tur atıp geliyordu ve bir ay sürüyordu bu gidiş gelişler. Sonuçta tarla tapan var, hayvanlar var, onlara bakılması gerekiyor. Hayal edin, 400 adet kanısı olan bir filo, bugünün tır filosu olarak. Bunu bilabeder sürücüsüyle karşılamış bir Çankırı var karşımızda. Bir küçük Ali Ağa var kıyısın köyünden. Bunun tamamını veren, 200 kanısı ile katılan bu ekibe. Ve her köyden kanısıyla giden kadınlarımız var. Nasıl ki Anadolu'ya Orta Asya'dan kanılarla geldik, burayı fethettiysek, yine buranın elimizden alınmasını bu kanılarla önledik. Bu düşüncelerle dedelerimin, ebelerimin çektiği sıkıntıları ta yüreğimin derinliklerinde yaşıyorum. O yolda kanı deyince, Kurtuluş Savaşı deyince aklıma bunlar düşüyor. Ben zaten biliyordum çok etkileneceğimi, gözyaşı dökeceğimi. Evet, ağladım ama izleyenlerin %80'i ağlayarak izliyor. Ama bir gösterim sonrası eşimin Çankırı Ilgaz'da yaptığı çalıştaya katılan ressamlardan biri, bu yolları gelirken her yer bozkır, hiçbir şey yok diye gelmiştim. Ancak bunu seyrettikten sonra buranın ne anlama geldiğini gördüm demiştim. Başarmıştım. Emperyal bir savaşa, yok edilmeye çalışan bir Türk ırkına karşı verilmiş olan Atatürk önderliğindeki Kurtuluş Savaşı'nın hangi şartlarda yapıldığını göstermesi açısından bu yolu her Türk'ün yürümesi gerekiyor. İşte bu zorunluluğu Umudun Yolu belgeseliyle kafalarına yerleştirmek istiyorum. Türk'ü, Laz'ı, Kürt'ü bunu izleyip gelip Anadolu'yu nasıl düşman çizmesinden hangi şartlarla kurtarıldığının bir kısmını görmelerini istiyorum. İnşallah bu amaca hasıl olacak. Katılarak veya sponsor olarak Umudun Yoluna destek olanlara binlerce teşekkür ediyorum. Kasiya'da, İnce Denizci'de, Transposfor Denizci'de, Karmedilac'a, İnebolu Tersanesi'ne, Levent Akson'a, Kıyısın Vakfı'na, Çankırı Konfederasyonu'na, Adem Can'a, Önder Tozan'a çok ama çok teşekkür ederim.